Babam eczacıbaşı Ferit. Genç bir eczacı olarak eczacılığa başlamış. Fakat baş eczacı olarak değil. O zaman baş eczacı bir Rum'muş. Fakat çok genç yaşında Rum'un yerini almış ve baş eczacı olmuş. Eczacıbaşı olmuş. Biz 1920 senesinde dinen çıkarına uğramış olan İzmir'i terk ettik ve İstanbul'a göçtük. Bir gün anneannem köprüden vapurla Beylerbeyi'ne gelirken ben de yanındaydım. Bir yaşlı hanımla görüştüğünü, meraklı konuştuğunu izledik. Eve gelince de meraklı sorduk. Neydi, kimdi o hanım, meraklı konuştuğumuz hanım diye. Ve bize anlattı anneannemiz. Meğer bu hanım oğlunun Anadolu'da bir mücadele içinde olduğunu anlatırmış. Uzun zamandır haber almamasından ötürü de meraklar içindeymiş. Oğlunun adı da Mustafa Kemal Paşa'ymış. Eylül sabaha kalktığımız zaman tekbir sesleriyle uyandık. Kadife Kalesi'nin üzerindeki mavi Yunan bayrağının indirilerek bizim sancağımızın, bayrağımızın çekildiğini gördük. Ve o heyecanı hiçbir zaman unutamam. İzmir'in kurtuluşundan sonra ilk öğrenimim International College denen bir Amerikan koleji vardı. Kızılçulu denen semtte. Oraya gittim. Oraya gittiğim zaman 14 yaşındaydım. 3 sene kadar orada okuduktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da kolejde öğrenimi, lise öğrenimi bitirmiş oldum. ...1932'de mezun olduktan sonra 1933 yılında da Almanya'ya Heidelberg şehrine gittim. Tesadüfen 30 Ocak 1933'te. Tarih bilirsiniz, Hitler'in iktidarı ele alışı 30 Ocak 1933'tür. Chicago Üniversitesi'nde kimya tahsilini devam etmek üzere gitmiştim. Ona yakın o Emerson Üniversitesi de kızlarıyla meşhurdu, güzel kızlarıylamış. Ve toplantılara giderdik. Bir toplantı, bir davet, danslı bir davet. Buradan ben de bir hanımla beraber dans etmeye başladım. Dans sırasında size bir sürprizim var dedi dans ettiğim hanım. Nedir sürpriziniz dedim. Bu akşam buraya bir Türk geliyor dedi. Şu Türk gelince bir göstersiniz, tanıştırsanız dedi. Tanıştırmaya ne lüzum var? Türk dedim, Türk. Gelir gelmez görürsün dedi. Öyle mi dedim, benim de size öylesi bir sürprizim var dedi. Siz o Türk'ün kolları arasında dans ettiğiniz takdir olmalısınız. Askerlikten sonra bir dönüm noktası başladı benim için. Ya İzmir'de eczacılık yapan babamın yanına gidip baba mesleğini sürdürecektim ya da kendi yolumu tutacaktım. Ben ikinciyi seçip İstanbul'a geldim. 3 odalı bir apartman dairesinde De Vital adıyla balık yağının yerini tutan bir vitamin preparatı üretmeye başladım. 40'lı yıllarda konsantre balık yağı, çocuk maması ve kahve fincanıyla başlayan küçük girişimler bugün büyük endüstri kuruluşlarına dönüştü. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın tek başına bir şey yapamaz kolay kolay. Çevrenin de katılması gerekir. Mesela benimle aynı görüşü paylaşan dostlarım olmasaydı ne İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, ne Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti, ne de öteki sosyal gelişimlerim başarılı olabilirdi. Ben sanayiciyi servet yaratan insan olarak görürüm. Şimdi burada yalnız bir çelişki oluyor bazen. Servet yaratırım diyen, bu servet benimdir iddiasıyla ortaya çıktığı vakit işte o zaman çatışma oluyor. Tabii yarattığı servetin içerisinden payını alacak. Ama toplum içerisindeki görevini de ona göre yapacak. Bugün dönüp de geriye baktığım zaman şunu söyleyebiliyorum. Ülkeme dilediğim gibi hizmet edebilmiş isem mutlu bir insan sayılabilirim. Türkiye'mizin yarınına bir armağan olarak biriktirdiğimiz
en seçkin sanatçılara ait tablolardan oluşan koleksiyonu, ileride açılacak bir müzede bütün kamuoyuna sunmak, topluluğumuzun Türk sanatına dönük çok önemli bir çalışması olacaktır. Ben bir iş adamı olarak mutluluğu, kültür ve sanata yapılan bu tür katkılarda ve onlardan alınan hazlarda buluyorum. Doktor Necat Ferit Eczacıbaşı'nı aramızdan ayrılışının 15. yılında hayalini kurduğu müzede İstanbul Modern'de anıyoruz.